Bein Sports YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçları çerçevesinde 3. günü geride bırakırken turnuvanın da en güzel gününü geride bıraktığımızı zannediyoruz. Bugün iki tane maç vardı. İkisi de birbirinden harika karşılaşmalardı. Bir tanesi Hırvatistan-İspanya karşılaşması. Bir diğeri de tabii ki Fransa-İsviçre karşılaşması. Bugün tam 13 değil 23 gol izledik. 23 gol penaltılar dahil olmak üzere. Yani turnuvada birçok turnuvada daha doğrusu bu kadar fazla sayıda gol atılmamıştır Doruk. E, müthişti ama şunu sorarak sana pası vermek istiyorum. Bugün Bükreş'te mi olmak isterdin? Danimarka'da mı? Kopenhag'da mı? E, ama tamamen stat olarak düşün. Şehir olarak değil. Stat olarak tabii e, şehir olarak tabii ki Danimarka'da. Kopenhag'da olmak isterdim. E, şehir olarak ben... sormuyorum işte stat olarak Anladım sormuyorum. tabii. Ben yine de ona cevap vermek istiyorum. ya. <laughs> e, diğer türlü de valla Fransa-İsviçre maçını izlemek isterdim. Hı hı. Yani Bükreş'te olmak isterdim kesinlikle. Unutulmaz bir geceydi. Harikaydı. Dün burada biraz böyle maçlar keyif veriyor, vermiyor. İşte ben çok bir şey beklemiyorum keyif olarak geldiğimde sen e, beklenti içindeydin. Aynen öyle. Sana turnuva bir günde bütün beklentilerini böyle sıkıştırıp Ben doğdum tamam daha fazlasını görmeme gerek yok gerçekten. Tam olarak <laughs> öyle oldu gerçekten. Bugün de Fransa tişörtümle Fransayı bitirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Sen Portekiz'i bitirmişsin. <laughs> evet, evet, sen de kendince ufak e, totemler yapıyorsun. Evet ama Fransa'nın kazanacağını düşünüyordum. İşin kötü tarafı benim yani turnuva favorim Fransa'ydı biliyorsun ki. Ya bugün zaten çok az kişi e, İsviçre evet, halkı ki. dışında çok az kişi İsviçre'ye şans veriyordu. Ama ya öyle bir gün oldu ki zaten Zeyhan. Yani ilk golden belli değil mi? Unai Simon'un yediği golden ki mesela oradan buraya 3 gün geçmiş gibi geliyor bana. <laughs> evet. Cidden. Ya o yüzden bugün aslında ne yaparsak mazur görün. Yani olur da daldan dala atlarsak birçok konuyu birbirine karıştırırsak. Çünkü tam 6 saat sürdü karşılaşmalar. Yani 19'da başladı. Ve saat 1'de bitti yani uzatmaları ve penaltıları her iki maçın da böyle göz önünde bulunduracak olursak. O yüzden çok fazla veri var bir de çok gollü karşılaşmalarda olduğu için ikisi birden. E, şimdiden bizi mazur görün. Hiç vakit kaybetmeyelim hemen bayiye bakalım. bakalım. Çünkü konuşacak çok fazla şey var. <laughs> Bayide tabii ki bugün ikimiz de yalnızca bir bilebildik. Aslında eğer orada da kim tur atlar yerine kim kazanır deseydik onu da bilemeyecektik yani. Gerçekten sürpriz oldu. İspanya sonuçta tur atlayan taraf oldu. Sürpriz oldu derken karşısına. bizim sonucumuz değil, <laughs> değil mi? <laughs> evet. Hırvatistan karşısında İspanya tur atlayan taraf oldu. Böylelikle ikimiz de 34'te 18 yapmış olduk. İkimizin de eşitlikle devam ediyor olması da ayrıca gerçekten komik bir konu ama bunu başka bir güne saklayalım. Diğer taraftan zaten bir diğer mücadelede günün diğer karşılaşmasında Fransa... İsviçre karşısında turnuvadan elenmiş oldu. Mbappe'yi konuşacağız, Döşan'ın tercihlerini konuşacağız, maça dair golleri konuşacağız, kaçan penaltı, kurtarılan ya da hangisini artık söylemek istersiniz. Hangisini konuşalım? Hiç vakit ya, kaybetmeyelim, Hugo başlayalım. bir ara maçın, <laughs> maçın, <yıldızı> maçın, kralıydı, <laughs> aradan bir saat geçti, unuttuk yani Hugo kurtardığı penaltı. İşte Sommer oldu sonra maçın kralı. Evet. yani, yani. iki kaleci Unai simonu zaten hafızalardan çıktı. Evet, ama o muhtemelen mutludur bu durumdan yani çok mutlu. hafızalardan çıkmış olmasını. En kötü günün böyle olsun diyorduk. Yani evet ya bir de o kadar fazla kötü gol izliyoruz ki yani kötü yenen gol kaleci hataları kendi kalesinde goller ve artık sanki bir şey yarışı da başladı. Hangi gol daha kötü acaba? Nasıl daha kötü gol yiyebilirim? Evet ya çok daha kaleci saçma. performansı oldu. Mesela evet. Loris'in de penaltılardaki performansı pek makul değildi. Evet. Neyse, peki. sana bırakıyorum. sen e, O zaman Hırvatistan-İspanya ile ara sıcağımızda hemen başlayalım. Bugün hem ara sıcakta hem anı yemekte bolca dolduk. Böyle tıka pasa. Kalktık gerçekten. sofradan yiyebiliriz. E, Hırvatistan-İspanya karşılaşması. <laughs> şimdi 8 gol izledik zaten bu maçta. Bunu söyledim. Ve e, daha penaltılar da izlemedik diye düşünürken bir sonraki maçta zaten penaltıları da izlemiş olduk. E, çok gerçekten gollü karşılaşmalar oldu. Şimdi e, burada tabii açılışta Az önce senin de giriş yaptığın Unai Simon'un kendi kalesine attığı gol. Daha doğrusu orada Pedri'nin kendi kalesine atmış gibi hı hı. E, göründüğünü söyleyelim golün. Ama sonuçta Unai Simon'un bir hatası var orada. Öyle başladı ve bir anda geriye düştü. E, sonrasında Doruk neler oldu yani? Sen Valla neler olmadı ki neler bugün? Neler oldu? Hangisiyle başlayalım bugün, sence? Ya darkı yeni bitirmiş gibiyim. Gerçekten. <laughs> yani kim kimin neydi falan o kafaya geldim. Yani. Ama Hangi maçın şansı güneş çakırdı diyebilir miyiz? Yani iyi maç bu kadar, yönetti zaten. Gerçekten hem çok iyi maç yönetti evet. hem de diğer taraftan bu kadar keyifli bir karşılaşmada da düdük çalma şansı ona nail olmuş oldu. O da muhtemelen bugünkü maçtan hem kendi sergilediği performans özelinde hem de maçın güzelliği özelinde çok mutludur diye düşünüyorum. Herkes çünkü inanılmaz keyif aldı. Öyle bir de çok daha az kartına başvurdu. Yani evet. Genelde sertlik de oldu. Şimdi baktım iki tane sarı kart çıkarmış. Hem onun adına hem de bizim adımıza bayağı yani izleyenler adına çok keyifli maçtı nereden başlayalım? Yani Enrique'nin tercihlerinden mi başlayalım? Hırvat orta sahasının bir ara topa dokunmamasından mı başlayalım? Enrique'nin tercihlerinden başlayalım. Hazır. Gelmişken. Şöyle üç tane garip tercih. garip değil de hani neden acaba diye düşündüren tercihi vardı bana sorarsan. Şimdi Moreno ve Llorente La Liga'nın en fazla gol katkısı yapan 3 oyuncusunun ikisi. Diğeri de Diego Aspas. Yaklaşık 27 onunda gol katkısı onların ikisi de yoktu. Yani hem sabekte ile başladı. Hem onu Moreno'yu kullanmadı. Hem de burada konuşuyoruz. Alba biliyorsun en fazla gol pozisyonu üreten oyuncu İspanya'da. Aynen öyle. O da yoktu. Aslına bakarsan biraz beklerden şeyi hissettik değil mi? Biraz daha savunma öncelikli gibi çıkmış. Fransa'da da hissetmedik mi işte? Üçlüye geçti zaten Döşan yeri gelince konuşacağız. Fransa'da neler hissettik ya? <laughs> Fransa'da neler <laughs> oldu öyle yani. Doğru söylüyorsun ama yok işte hani üç zaten üç stoper var, iki savunma özellikle e, bek var vesaire. Bunu da gelince tartışırız ama orada da benzer şey gördüğümüz için söylüyorum. Evet yani Döşan'ın tercihleri de tabii ki kendi içinde muazzam kafa karıştırıcıydı. Enrique'nin de. Ama Luis Enrique buna rağmen gayet ilk yeri hatta 3-1'e kadar oyunu domine eden bir İspanya vardı. Ya bu orta sahaya %27 ile top oynatmak bence kolay değil. Yani Kovacic, Brozic, Brozovic ve Modric'e. Ama hem iki kanadından çok verim aldı. Sarabia ve Ferran Torres'tan Kanatlar da mesela enteresan tercihler yapıyor. Şeye dikkat ediyorum. Ne söylediğini anlamış değilim ama. Mesela bir maça ters ayaklı iki kanatlı çıkıyor. Hatta bak ilk maça iki sağ kanatlı oyuncu ile çıkmış. Olma Ferran Torres. İkinci maça iki tane ters ayaklı kanatla çıkmış. Üçüncüsünde ikisi de sol ayaklıydı hatırla Moreno Sarabia. bu maçta da iki tane sağ ayaklı oyuncuyla başladı kanatta. Ne zaman o iki kanadı değiştirdi hemen akabinde golü attılar. ilk i̇lk açılış golünü attılar. Yedeklere mi geçtik? Yedeklere mi gireyim? E, girelim. Bir anda maçın sonuna geçince <laughs> kafam karıştı çünkü. E, e, tamam edince. girelim o zaman çünkü hazır ekrana da gelmişken şimdi izleyicilerimiz de bu nedir demesinler. E, yeri gelmişken biz de açıklayalım. Şimdi öyle bir şey ki gerçekten teknik direktörlerin yaptığı hamleler turnuvaya damga vuruyor. Bunu her yayında söylüyoruz zaten. E, bugün de zaten yine kenardan gelen isimlerin damga vurduğu bir günü geride bıraktık. İşte onlar da ekranlara gelen isimler ve bugün de özellikle hırvatistan İspanya maçına baktığımız zaman hani kenardan gelen isimlere baktığımız zaman işte gerçekten zaten Dani Olmo'yu burada bir ekstra altını çizeceğiz. Dani Olmo'nun performansını. Maçın Hiç, adamıydı bence zaten Dani Zaten aynen öyle. Oyuna girdikten sonra hem sağladığı katkıyla hem de diğer taraftan da Dani Olmo'nun tabii ki şöyle bir özelliği var. Sen de çok iyi biliyorsun ki Dani Olmo sonuçta Dinamo Zagreb'te uzun süre forma giymiş bir isim olarak yani Hırvatistan milli takımındaki oyuncuların Hırvatistan'da giydiği formadan daha fazla sayıda forma giyiyor. Dani en Hırvat olmayan Hırvat. Yani <laughs> Aynen Dani öyle. Olmu. Ve Bugün de Hırvatistan'a karşı gerçekten oyuna girdikten sonra oyunun çehresini değiştirdi. Evet kesinlikle. Hem iki tane asist yaptı hem bir tane direkten dönen şutu var. Tabii yani Dani Olmo'nun biliyorsun zaten hikayeyi de Barcelona'nın altyapısı. Hı -hı. Ardından Hırvatistan'a gidiyorlar. O dönem iki tane Koreli oyuncu geliyor Barcelona altyapısında biraz anladığım kadarıyla Meydan'ın da push etmesiyle Dani Olmo kendine yeni bir ufuk açıyor. Çok vizyoner bir hareket yani kalkıp Dinamo Zagreb'e gitmezsiniz gibi geliyor. Bir yandan da Dinamo Zagreb altyapısı biraz underrated bir altyapı. Ya yani sonuçta bugün işte Modrić'in ya da Brozovic'in çıktığı altyapı. Ama bu maç özelinde yani maç aslında bir yerden sonra Öyle bir hale aldı ki yani rulet gibi oldu. ya. Yani Kramer için mesela inanılmaz iki tane pozisyonu var. Dev, uzatmaların başında bir tane kaçırdığı var. Evet. E, Unai Simon'un iki tane çok iyi kurtarışı var. Onlardan biriydi bu. Bir de ikinci uzatma devresinin başın, e, başında kaçırdığı var. Maç çok gittili, gittili geldili olunca daha çok alanı oldu biraz. Kanat oyuncuları da daha rahat ettiler. Ama hem Olmo'nun iki tane asisti var. Ferran Torres girdi biliyorsun Gvardiol suyunu içerken orada onun arkasına bir asist yaptı. E, Orsiç girdi gol katkısı yaptı. Yapmayan yok yani evet. sahaya girip neredeyse. Saç, zaten bence bir noktadan sonra daha doğrusu Orşic oyuna girdikten sonra Orşic İspanya'ya karşı şeklinde bir durumda söz konusu oldu yani Doruk. Evet çok zorladı yani bir de yorulmuştu Aspürköy'de Aspürk onun, onun da bence biraz etkisiyle çok hem çalımlarıyla hem zaten bir oyuncu gol katkısı da verdi. Ee, bu seneyi de zaten 16-17 golle geçti. Yani Tottenham maçıyla tabii ki hepimiz hatırlıyoruz. Evet. Ee, daha çok Avrupa Ligi'nde izledik diye. Ama yerel ligde de çok fazla gol katkısı vardı. Ee, bütün değişiklikler doğru ama ben şey anlamadım. Yani turnuvanın en fazla topa sahip olan takımı ilk 70 dakika ya yani %30'dan yukarı çıkarmamışlar Hırvatistan'ı. Sindirmişler. Son 20 dakika bu kadar sakince top yapan, bu kadar basit bir şekilde yer alana yerleşip topu vermeyen İspanya nasıl bu kadar geri çekildi? 20 dakika hiç top yapamadı. Çok enteresan. Yani sadece yeşe falan bağlayamayız bunu. Bence de öyle. Bence işte aslında az önce konuştuğumuz konu bunun anahtarı yani. Zatkodal için yaptığı değişiklikler, oyuncu tercihleri ve orada oradan sonra bir anda rüzgarı da arkasında hissetmesi Vasita'nın. Yani sen çok kötü bir golle e, geriye düşüyorsun İspanya olarak. E, diğer taraftan bakıyorsun İspanyol'dan geri geliyor ama İspanya geri geldikten sonra sen tekrar ritim buluyorsun, tekrar yakalıyorsun. Ya hikaye olarak da çok acayip bir karşılaşma ya zaten. Orada işte o momentum aldıktan sonra, işte bahsettiğin 20 dakikalık bölüm hı hı. zaten o momentumun tamamen Rabat'a geçtiği dönem. Orası tamamen bence Zatkodel için yaptığı tercihlerle oyuncu değişiklikleriyle oyuna kattığı enerji ve Motivasyon diye düşünüyorum. Çok haklısın. Sadece bu değişiklikler yanlış olduğu ya da saçma geldiği için söylemiyorum. Bir yerde başına şöyle bir bela açtı. Hücuma daha fazla katkı yapmak için Birekalo'yu aldı oyuna. Birekalo bir kanat oyuncusu. Yani sağ sol ön oyuncusu. Ama Birekalo doğal olarak sağ beke geçince bir yerde Morata ile bir mismeçe yakalandı. Morata'nın golünde. Ve orada Hırvatistan aslında turu kaybetti. Yani değişikliklerin hepsi doğru. Ama alınan bir risk vardı, o risk dal için başına çorabı ördü o eşleşmede. Doğru söylüyorsun. Bu arada Pedri'nin hanesine yazıldı, o kendi kalesine gol ee, aslında işte Unai Simon üzerinden, onun hatası üzerinden biz konuşuyoruz ama Pedri Günan de maçın, evet Pedi de bu arada maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Ee, bana göre yani benim düşüncem o. Hakkısı. Ve şimdi şöyle bakınca büyük turnuvalarda eleme maçı oynayan en genç oyunculara Pedri de onlardan bir tanesi oldu ve bu kadar verim alınan bir performans sergilemesi de ayrıca çok Pele iyi. ile aynı listede ya. Evet Pele ile aynı listede. Bu arada, bu arada Pele demişken Pele de e, Mbappe malum son penaltıyı kaçırdı ve o sebeple Fransa elendi ve genellikle Mbappe'nin zaten bu turnuva performansı çok eleştiriliyordu ya Pele bir tweet atmış ona destek olmak için. Ee, başını yukarıda tut. Yarın yeni yolculuğunun ilk günü. Vuralını bozma. Minvalinde bir tweet atmış ona destek olmak için. Aklıma geldi şimdi Pele de. diye. Evet ama Mbappe tabii bu tweet Mbappe'yi ne kadar toparlayabilecek. Şu anda Çok, olmak sadece kendini değil. Mesela atıyorum harika bir Paul Pogba performansını da götürdü o evet. penaltı. Sadece penaltı üzerinde değil zaten Mbappé'nin e, evet, iyi turnuva evet. oynamadığı çok aşikar ama Pedri çok iyi turnuva oynuyor. Yani 18 yaşında kendi koridorunu yani sol iç koridoru yine muazzam kullandı. E, demark'e devamlı kalabiliyor, top alıyor ee, ve onun sayesinde de biraz o taraftan daha etkili gelebildi İspanya. Ee, çünkü Albirne Gaya oynadı ama Gaya'yı da yükselten o Pedri'nin devamlı olarak oraya yaptığı driplingler ki Asben'in golünde de mesela o topu doğru yerde alıp sola veren yine Pedri. İspanya'ya ilgili şunu söyleyebiliriz galiba. İlk iki maçta çok fazla evet ürettiler, topa çok sah çok sahip oldular. Zaten ilk maçlarında pas rekorları kırdılar falan. Hı -hı. Ama bir türlü o bitiricilikte problem yaşama konusunu çözememişlerdi Zaten Alvaro Morata'nın üzerine çok ciddi bir baskı vardı. Ama artık Alvaro Morata muhtemelen Çok pardon, çok mutlu oldum gol yani <laughs> çok mi? samimi söylerim, acayip mutlu oldum çünkü adam Hepimiz büyük bir buhran içinde belli <laughs> evet. ki ve bu tarafı ya yani mental ve güzel tarafı de bir diyorsun, gol attı. Şey olmuyor ya. E, çok ön planda değil gibi sanki. yani sadece at, attığı golden ya da kaçırdığı pozisyonlardan eleştiriliyor ama ya yani adamın hem röportajlarında var, için acayip döktüğü, kötü hissediyorum dediği röportajları var. Polonya maçından sonra da tehdit aldığını söylemişti mesela. Evet. O yüzden kendisinin o eşiği geçmesine çok sevindim. Büyük buhranlar içindeydi. Aynen öyle. Bu arada Moran'da. işin en ironik tarafı da her ne kadar bu kadar fazla eleştiri almış olsa da Alvaro Morata bakıldığında şöyle bir Avrupa futbol Şampiyonları'nda en çok gol atan İspanyollar'ı şu anda Fernando Torres'le birlikte liderliği paylaşıyor. Beş gol atan iki isimden bir tanesi Ardından David Viegas, işte Alfonso Perez, Fabregas, David Silva vesaire geliyor yani böyle bir sıralama var. Bu da aslında işin ironik tarafı. Bu sezonla alakalı olarak söyleyecek olursak tabii ki. Ya hem öyle hem de zaten kulüp kariyeri çok A sınıf. Yani zaten Doğru. burada Euro tarihinin en çok gol atan oyuncusu yani Torres'le. Evet ama sonuçta bugüne kadar şu şekilde konuşuyorduk Morata'yı. Yani Morata dünyanın en kötü bitiricisi şeklinde konuşulduğu için i̇şte bu, yani bütün bu çok kamuoyunda. Büyük ya, kesinlikle adama. katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama şu anda bunu da zaten kırmış oldu mu? Oldu. Ya son dönemde çünkü mesela çok fazla çıkıyor son birkaç senedir. Hani futbolcular ya da basketbolcular, sporcular çıkıp zaman zaman yaşadıkları depresyonlardan, sıkıntılardan evet. bahsediyorlar. Bunu dışa vuruyorlar. E Morat'a da bunu mesela son 4-5 sene çok dışa vurdu. Ona rağmen... E, zaten psikolojik destek de alıyordu sen de biliyorsun. E, aynı alıyordu. E, ya Kimseyle konuşmak istemiyorum diye açıklama yaptı evet. içerisi zamanında. Ya da işte... Juventus zamanında böyle çok takarsam atamıyorum o yüzden kendime sarmamam lazım hı hı. Ee, gibi gibi hani dışarı vurmaktan da çekinmedi. O yüzden çok e, mutluyum Morata'nın attığı golden. Bir de şu çok değerli bence lafını böldüm pardon. Yani 3-3'e gelmiş rüzgarı Hırvatistan arkasına almış dördüncü golü atan ve takımını tekrar öne geçiren golü atıyor yani Morata. O yüzden yani. onun da ayrı bir değeri var bence. Çok haklısın. E, beşinci golle de mesela yani o arza balatıyor ama olmaya pozisyonu hazırlayan Morata. Zaten Morat ki e, her açıklamasında diyor ki yani Pas oyununda Morata'dan çok memnunum. E tamam bitire bitireme durumları oluyor ama Timo esas Werner'le bir ortak sebebi kadar bu. gibi. <laughs> ee, yani Timo Werner'in ya Timo Werner'in of the ball'u gerçekten daha iyi olabilir Morata'dan ama e, çok daha iyi pasör ve daha iyi bitirici Morata. Geçen biz de şey almıştık mesela. Werner mi daha kötü bitirici Morata mı? Ama biz onu sosyal medya bölümünde biraz hani tamam Goy konuşulanlar üzerinden canım. almıştık hani öyle. Ee, ama genel olarak böyle bir açılan pankart hatırlıyorsun bugün ya? Tabii canım. Ben de görebiliyorum. Orada <laughs> diye pankart açmış adamlar. E tabii olacak, eleştirilecek ama benim beni çok e, mutlu etti. onun kendimi. Kesinlikle katılıyorum buna. Bu arada az önceki o İspanya gelişimi şöyle bitirecektim. Evet, bir iki maçta böyle bir zorlandılar, gol atamadılar falan filan ama yani iki maç üst üste beş gol atmayı başaran Avrupa <laughs> şampiyonasında tek takım olmayı başardılar. Yani bu da çok önemli bir beş atıyorsun üzerine bir beş daha atıyorsun. Yani ne kadar ikincisi uzatmalarda gelmiş olsa da bu da onlar açısından önemli. Yani sonradan açıldı İspanya ama tabii şimdi bu sonrası için ne kadar umut verecek o da bir başka konu yani. Şöyle enteresan bir durum var burada İlk iki programda şeyi konuşuyorduk yani Morata zaten formsuz. Evet. Ee, kanat oyuncuları da eğer o skor yükünü almazsa İspanya nasıl üretecek Hı -hı. yani merkezden de çok gol katkısı alamıyor diye. Ama mesela Sarabia ile Ferran Torres taşıyor takımı. İkisinin mesela toplam 28 maç bu sene ilk 11 oynamışlığı var. Stoperleri de konuşmuştuk mesela. Stoperler evet. de öyle 17 maç oynamışlar. Devamlı hani sezondan hazır gelen ya da her maç oynayan bir ikili değil aslında bu ikili. Ama ona rağmen bu iki maçı da toparlayan süpüren oyuncular oldular. Evet bir de diğer taraftan şöyle bir bakıldığında yani özellikle Serie A oyuncularının burada sağladığı katkıyı düşündüğümüzde Atalanta'nın özellikle bu sezon hani Gasperini ile beraber. Gasperini ile geliyor. <laughs> bir şekilde her program ya. biz Gasperini'yi bir konuşuyoruz ama resmen damga vurdu ya Gasperini Bu turnuvaya damga vurdu yani. Bakıyorsun Atalantalı 5 oyuncu var. Euro 2020'de gol atan işte Pessina'sı, Mirancu, Mehlesi, Gosens'i ve de işte eklendi. E, bunu başaran yani daha önce aynı takımdan 5 oyuncunun bir Avrupa Şampiyonası'nda gol attığı 2012 yılında zaten Real Madrid var işte Mesutlu Kediralı Pepeli e, Çabili, Ronaldo'lu e, kadro. 2000'de Barcelona'nın kadrosu var işte. E, e Frank de Burlu, işte Zendenli Ronaldo de Burlu ve Figo'lu kadro. Hollanda'nın Aynen şey öyle. Oldu. Uçtu. Ve e, Anderlecht kadrosu var. 84'teki yani o kadar da gitmeyeyim tamam herkes saymayayım ama sonuç itibariyle gerçekten Atalanta'nın damga <laughs> vurduğu oyuncuların yıldızlaştığı ve ya hiç bilmeyen birisi mesela ya bu oyuncu kimmiş ya ...yiyebileceği diyordur, isimler. Diyordur. Kesinlikle, kesinlikle diyordur. Ee, bir gol katkısı listesine... ...devam ediyorum. Son 16'da veririz... ...bitince. Mesela orada 10 aslında Atalanta'lıların... ...gol Hı -hı. katkısı. Yani asistleri de alırsan... Evet. ...işte Malinovskiler, Toloylar... ...10 oluyor. Ve bugün... E, ya Gasperini kimliğiyle atıldı o gol. Yani Paşa için attığı gol tıpkı Pesina'da olduğu gibi dedim ya Pesina bir istilacı, cilasası istilacısı. Pasalic de e, aşağı yukarı ekmeğini seriada böyle kazanan bir oyuncu. Onun oraya attığı koşuyla yani tam Gasperini golü. Sadece Gasperini'yle bir oyuncu gol atmadı Gasp Atalantalı. Atalantalı bir oyuncu Atalanta golü attı. O da çok daha şık oldu tabii. Bu arada ben Paşeric Peris istedim. <laughs> Peris bir... olmadı oynamadı <laughs> maçta. Evet o da Covid oldu için evet, oynamadı. Evet aynen öyle. Ee, özür diliyorum bu arada. Ben de biliyorsun <laughs> hırvatlar turatlar diyecektim. Sonra Peris'in Covid olduğunu görünce evet. değiştirdim. <laughs> Maç kafaya geldi dedim ki eyvah yine, yine mi yatıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tırsttım orada. Kısmi olarak yattık yani. Eğer ki Uzatmaları gitmeseydi. Evet ya kısmi olarak ama bu konuya girmek istemiyorum. <laughs> Bence de girmeyelim. Son e, tabii, bir şey ekleyeyim mi buradan? Evet e, Çünkü maçın ne kadar iyi olduğuna dair bir Hı -hı. veri. E, 2000'deki Türkiye-Portekiz maçından sonra en fazla xg'nin olduğu maçmış bu maç. En fazla gol beklentisinin olduğu. Ki o maçta evet. bir penaltı e, olduğunu hatırlarsak e, o penaltıyı çıkardığımızda penaltılar hariç yani akan oyunda ya da duran toplarda penaltı olmadan en fazla xg'nin olduğu e, 2000'den beri Evet Türkiye Portekiz maçı 5.7 maç. o maç. Bu maçta 5.45. İşte 0.89 penaltı ekskesi çıkar oradan. Aynen, aynen. Bu Yok maç sadece sayısal olarak Tabii ben de. de ekleme yapmak için söyledim. Ben de o info'yu verdim. Ee, bu maç e, en yüksek gol beklentisine sahip maç. Gerçekten çok enteresan. Bu arada Unai Simón'dan bahsettik. Unai Simon'la ilgili de şöyle bir not var. Yani o öyle bir fahiş hata yapıldı belki maçın başında ama sonradan inanılmaz karakter koydu hatta işte uzatmalarda çok önemli kurtarışlar yaptı az önce sen de söyledin. Hı -hı. Şöyle bir şey var. E, Zubizarreta da Yine e, benzer bir gol yani kötü bir gol kendi kalesine atmıştı e, bununla alakalı olarak ikisi de basklı bas bölgesinden yani ve aynı kasabadan Vitoria'lı ikisi de bu da enteresan böyle bir dikkat çeken e, not Şöyle anekdot. Şöyle bir ek yapabilirim umuyorum gidişatı Kepa gibi olmaz yani biliyorsun <laughs> Kepa'da. Bilbao'dan geldi. Onun evet. yerinde oynamaya başladı ve son dönemlerini kötü geçiriyor. Kötü goller yemişliği çok var. Umuyorum bunu çabuk atlatır ve e, Kepa sendromuna o kelime gibi o kelime geldi. Aklıma direkt e, umuyorum o sendroma tutulmaz. Peki sence daha kaç tane kendi kalesine atılan gol izleriz? Ya bitmeden minimum bir tane daha olur ya. Ya bu inanılmaz ya bu, bir sayıydı. 9 oldu Doruk tarihle eşitiz değil mi? Yani şu ana kadarki bütün Euro'larda 9 gol atılmıştı. Öyle bir tweet vardı. 60'tan beri ee, ya da şey bu turnuva tek başına 9 gol Daha atıldı. Daha 16'lar bitmedi. Peki hangi kalecilerin bu golü Simona yazamayız da kalecilerin damga vurduğu e, bu 4 kendi kalesine golle senin favori e, golün hangisi? Ben ben maçı da Değil mi? <laughs> golünü tek geçiyorum yani. O, o, çok garipti. Olan. Ya çünkü diğerlerinde hani çarpma var. Hani burada ona isim onu demiyor zaten hani Pedri saymamak lazım ama ona kötü bir şey orada şey, tarih. E bakalım mı ya? Bu <laughs> Şik'in <laughs> golüyle bugünkü golü beraber aynı kadrajı sokmuşlar. Çok <laughs> bu iyi çok yani. güzel <gülüyor> gerçekten. gerçekten <laughs> çok iyi <laughs> gerçekten çok güzel. Çok güzel zaten espriler çıkıyor her zaman. Burada tabii bu Çekya maçından. Evet. Çekya Ilk maç, i̇lk, İskoç, maç, i̇lk maç İskoçya maç maçı. İskoçya mı? Yok. Maçı mıydı? Hatırlamıyorum. Kafalar o kadar karıştı ki bu e topa niye girdim bilmiyorum. Artık. İskoçya e, değil mi? Harika sayı konularına <laughs> şu an girmemeniz. Evet evet İskoçya maçı doğru. İskoçya maçı e, İskoç kalecinin aslında kendi karesine attığı bir gol değil. Orada Şik'in topu yakalamaya çalıştı. E, fotoğraf. Evet o zaman e, devam edelim mi? Ya e bu buraya bu maça dair ekleyeceğimiz ne var diye bakıyorum ben şöyle notlarıma çok fazla not var. hızlıca geçelim şöyle bir. Geçebiliriz galiba. Zaten aklımıza gelirse ekleme yaparız sonrasında muhakkak. Geçelim ana yemeğimize. yemeğimize. Fransa-İsviçre maçı. Yani böyle bir maçtan sonra, Ligatistan-İspanya maçından sonra yani ne olabilir ki daha iyi olması için diye düşünürken muhteşem bir maç oldu. Daha da fazla gol izledik yani. Ee, bitmedi hatta. Heyecan inanılmaz Duruk'taydı. Sonuç itibariyle de tur atlayan taraf İsviçre oldu. İsviçre bunu daha önce işte son 16 turlarında üç kesmen atlara kalıyor Duruk. Sen de çok iyi biliyorsun ki. Ve ilk defa tur atlamayı başarıyor. Biri Dünya Kupası. Evet, bir Dünya Kupası. Bir Euro, bir Dünya Kupası. Biri Ukrayna'ya, biri Polonya'ya bu 3-2 penaltının ve hepsi son 16 turlarında gruptan çıktıktan sonra. Ama burada penaltılarla geçmeyi başardılar. Ya Buraya nereden başlayacağız? Yani buraya nereden başlayacağız? mı başlayacağız? Hangi hocandan başlayacağız peki? Ee, ya Döşan'dan mı başlayacağız? Bence yani... Döşan'dan. Ya Burada bence önce bir Mbappe ile ilgili konuşalım. Çünkü zaten biraz giriş yaptık. Neden Mbappe ile? Çünkü kapanışı Mbappe yaptı. Sonuçta Mbappe o takımın en değerli ve en beklenti içerisinde olunan oyuncularının başında geliyor. Beşinci penaltıyı atıyor. Zaten kötü bir turnuva geçiriyor. Ve o penaltıyı gole çeviremiyor sonuç itibariyle. Ve hani zaten... O, o his ya birçok kişi de bunu hissetti galiba atamayacak Mbappé'yi. Orada biz de zaten maçı izlerken de İlker Hoca'nın kulakları çınlasın. 3/14 isabetli şut atmış turnuva boyunca Mbappé'ye son penaltıyı evet. attırmak sence doğru mu? Değil. Ama ne yapacak? Ya ben mesela Benzema çıkarken de attı? şey diye düşündüm açıkçası. Ya Benzema'yı neden çıkarıyor? Ya penaltılara kalırsa diye düşünmüştüm açıkçası. Ee, biz e, Böyle şey penaltılar atılan penaltılara bakıyorum şimdi. Hepsini yazmıştım zaten. Hani Mehmet'i kaşırı atıyorduk. İsviçre'nin iki tane stoperi Tarpemiz evet. penaltı attı mesela. Evet gerçekten öyle. Yani e, Fabian Schärle, şey, Akanji, e, Kimpembe mesela. Üç tane stoper burada penaltı Peki Mbappe attı. mi kötü attı? Somer mi güzel çıkardı? Bence Somer çıkardı o penaltı. Ki Somer'in maçın içinde iki tane nefis kurtarışı Aynen da var. Öyle. Yani un bugün, var. Yani hem Simon'un bugün, Unay Simon'un kurtarışları var. Hem de Somer'in. Çok iyi kurtarışları var. Çakayla beraber. E, Grenin Çakayla beraber. İki gol atan ile beraber. E, ki... O kadar çok isim var ki değil mi? Burada da? Ya, mesela Zuber yine bir asist yaptı. Evet. Yani, o asist yine vardı ile... Zuber yine vardı. Evet yani pozisyonu değiştirdikten sonra Zuber'in. Yani dört tane asist yaptı adam oradan. Bir taraf aşırı kalite bir taraf aşırı Tabii. azim aslında. Doğru. Yani, gollere de bakarsam mesela Benzema'nın attığı ilk goldeki dokunuş. ...enfes bir dokunuş ki orada... ...Akancı da çok hızlı bir stoperdir... ...ayıkamıyor galiba, geç reaksiyon veriyor... Benzema işi bitiriyor, e Pogba zaten... Ya ...en çok ben Pogba'ya üzüldüm... ...çünkü ben Pogba'yı bir daha mesela ne zaman böyle izleyeceğim evet, bilmiyorum... Ya. ...bir dört e, yıl daha Pogba mı bekleyeceğim... Da emin senin kadar <laughs> ...iki yıl daha ama. mı bekleyeceğim Pogba'yı bir daha görmek için... ...bilmiyorum... ...nefis durumu oynadı çünkü adam... Ee, ...ama tabii... ...oklar... Mbappe kadar Döşan'a da dönecektir... Döşan'ın artık bence miladı doldu yani muhtemelen hani zaten orada biliyorsun Zinedine Zidane sesleri de yükselmiş durumda kendisinin de oraya gideceğine dair zaten çok fazla haber var ama maçın kırılma anı bu <laughs> kırılma anı konusu biliyorsun ki olmazsa olmaz kaçan penaltı ardından Benzema'nın bir anda 103 saniyede iki gol bulması ki bu Avrupa Şampiyonalarındaki en hızlı ikinci gol oldu daha hızlısı ee, Henrik Larsson'un 71 saniyede yine arka arkaya bulduğu iki goldü. Üçüncüsü de zaten. 2004 galiba. Evet üçüncüsü de Nihat Kahveci'nin Çekya e, karşılaşmasında biliyorsun ki 126 saniye onun da sayısı. Bunu da vermiş olalım yeni gelmişken. Ama işte kırılma anı ama dedik. Ama penaltı kaçıyor oradan hop dönüyor maç ama. Ya kırılma anı diyorum ya her şey o kadar hızlı değişti ki yani kırılma anı ve Loris e, kral gözüküyordu aslında kırılma anı o değilmiş. Mesela Gavrino için belki de oyuna girmesiymiş kırılma. Mbappé'nin mesela oyuna girdikten sonra ilk defa turnuvada top oynadı Mbappé. Evet. Ki İsviçre mesela ilk maç hariç ilk maç yine oynamıştı. İlk bize, karşı maç... bize karşı oynamıştı. bize, yani, bize da karşı da mı fena evet. oynamamıştı? Evet, şey bize değil. karşı ilk 11 başlamamıştı hatırla sen konuştuk. Evet, Neden mi? sakatlığım var falan filan diye. İsviçre ee, Galler, Galler maçı fena oynamıştı. oynamıştı. O, şey, İsviçre hem o 3-1'den sonra reaksiyonu verdi. Normalde çözülmesini bekliyorduk hep beraber. Hem de uzatmaları izliyoruz, İsviçre penaltılara yatmıyor. Hiç öyle bir tarzı yok yani. Fransa da bitirmek istiyor işi 120'de, hmm. İsviçre de bitirmek istiyor. Yani bayağı çatır çatır topu oynadılar bu turnuvanın birinci, belki de en büyük favorilerinden birine karşı. Peki, pardon. Yo yo gir ya. Peki sol ayaklı yine kaçan bir penaltı? Evet ya onun da hazırlayacaktık da galiba süreden yapamadık. 4 ya da 5. değil mi sol ayaklı <laughs> evet, kaçıran? Evet sol ayaklı kaçıran 4 ya da 5. oyuncu oldu. Ricardo Rodriguez de hani evet. duran topta atar. Rodriguez de. de üst üste 3. penaltısını gole çevirememiş. Üst üste 3. penaltısını. Mesela ona da attırmak da bir değişik. Ama işte güven yani. İşte, evet aynen Mbappe öyle. Mbappé'ye de öyle hani güveniyorsun. Ya, bilmiyorum mesela bu sezonki penaltıyı gole çevirme rakamlarını ama sadece kötü turnuva geçiren bir Mbappé'yi acaba daha mı sen de şey konuştuk ya kaçıncı penaltı atmak istersin diye evet. sordun bana. Hani daha mı erken e, attırmalıydı döşen o penaltıyı bilmiyorum. Ben de onu bilmiyorum. Bu arada e, Somer'de en son kime, kimin penaltısını çıkarmış biliyor musun? Bilmiyorum. Sergio Ramos. Şampiyonlar Ligi mi? Yok real. Uluslar Ligi. Uluslar Ligi'nde mi? Onlar tabii Borussia Mönchengladbach şeyle de Real Madrid'le evet, de karşılaştı o, o ondan biliyorsun ama yok, Uluslar Ligi'nde. Çok beğendiğim kaleci Somer benim gerçekten. Ee, hani bu nesnigada çok iyi kaleci var. Onlardan biri. Bazen böyle tabii Rozier'in takımında çok ayağı oynamak isterken bazen garip hatalar yapabiliyor. Ee, ama bu turnuvaya da aslında damga vuracağını, damga vuracağı değil de öne çıkacağını düşünüyordum. Kendisi çok önceden bir röportajım vardı. Turnuva öncesi yine bir röportaj sıkıştırmaya çalıştım. E, vermedi abi bu kez. Yani 4-5 sene <laughs> önce vardı mesela şimdi vermedi. mıydı? Canı sağ olsun. E, onun da. bu arada mesela Gasperin'den çok bahsediyoruz. Hı. Bence İsviçre konuşurken de böyle gizli kalmış bir Marco Rose var. İlk program Doğru söylemiştim, söylemiştim ya. Söylemiştim. Yani 4-5 tane 4 tane oyuncusu omurgası. Zakarya şu an sakatlıktan da ötürü belki 11'de değil ama e, Elvedi, Somer, şey, Embolo ve normalde yine bu takımda olan Zakarya, Mönchengladbach oyuncusu. Daha önce Çaka'da da Mönchengladbach'ta oynamıştı. Rose ile de onlar çok iyi sezon geçirdiler. iyi geldiler aslında buraya. Bugün Elvedi biraz zorlandı Mbappe'ye karşı ama e, İsviçre'nin başarısında o omurgayı kuran Mönchengladbach takımından Rozeye'de da ufak bir selam çakalım pek ona selamımızı çaktıktan sonra pek sana e, asıl ne soracağım burada? Döşan üçlüye döndü işte az önceki hı hı. E, konu yani Döşan'ın yaptığı tercihler, e, lengle tercihi örneğin. Hı hı. Ondan sonra e, ya bunu buna içinde soracağım çok ediyorum. evet solda oynaması. Sol oynaması. Yani e, bunu nasıl değerlendireceğini çok merak ediyorum açıkçası. E, şimdi eksik oyunculardan dolayı e, Tabii kendi ki. içinde tutarlı diyeceğim bir noktada. Ya şimdi üçlü maçı anlatırken de söylendi bu. Uluslar Ligi'nde üçlü oynamıştı var. Hazırlık maçlarını evet, üçlü oynamıştı. Pomecano'da varken. İlk kez denediği bir şey değil. Ama rakibe göre bu formasyonu çıksa Almanya maçı da oynardı. Böyle bir durum yok. Böyle bir şey diyemeyiz. E şimdi elinde sol ayaklı oyuncu problemi var. O yüzden Rabiu biliyorsun Luka Din çıktıktan sonra hı hı. o maçta da evet, oynatmıştı oynatmıştı. Oradan bir tutar arıyorum. Ama mesela 4 stoperle oynamaya alışkın Kimpembe'yi dörtlüyü bozmadan sola atabilir. Çünkü zaten 4 stoper oynuyor biliyorsun. Lucas Hernandez de bir stoper. Ee, yani solda oynuyor stoperde. Pavard da öyle. Oradan da tutturamıyorum. E aklıma tabii ki şöyle bir şey geliyor. Sen 26 kişilik kadroya en azından 26'ya niye Teo Hernandez'i yazmazsın? Tam onun maçı. Ah o Böyle çıkacaksa onun maçı. Aynen öyle. Ve adam bekledi e ya zaten yani. Zaten çok fazla eleştiri de var bu konuyla alakalı olarak. Sadece... Ee... Teo Hernandez'se ilgili olarak değil aynı zamanda Laport'ta la da alakalı var. Yani La Port, İspanya'da şov yapıyor evet. biliyorsun ki günün sonunda. Ya mesela ya da burada e, Dubois'ı hani ters ayaklı bekler çok kullanılıyor ya mesela hı hı. o Karvana katıp yine oynatabilir miydi? E, onu da yapmadı e, bakınca. Zaten doğrusunu yaptığını düşünseydi 35. dakikada dörtlü savunmaya dönmezdi. Yani direkt Kimpembe'yi sola attı e, ve Rabiot'u merkeze çekti. En azından acaba komanda başlasa daha mı saçma olurdu sence solda? Daha hızlı, daha ofansive ama... Daha kolay gidip gelir daha ve bence olmaz derken saçma olmaz zannettim. Bence mi? olmaz. Ama Rabio biliyorsun dokunulmazlar listesinde Rab... bir oyuncu. Ben bir de Rabio hiç beğenmediğim bir oyuncu bu arada yani. <laughs> Rabio da bu ülkede gerçekten artık ne yaparsa yapsın. Ya bu ülkede değil Kesinlikle bence Avrupa'nın birçok yerinde öyle yani Doruk sen sev yani sevmek değil bu ben mi yani ben yetersiz oldum düşünüyorum. Ya, evet Oynadığı abartılı. seviyeler için yetersiz oldum e, düşünüyorum. Abartılı e, gözükebilir yani çok doğru işleyen bir sistemde çok iyi bir parça evet. olabilir ama işi değiştirecek tarzda bir oyuncu değil. O zaman biraz İsviçre güzelleyelim mi biraz daha? Biraz İsviçre mi? Tamam güzelleyelim. Ya çünkü ya zaten Granit Jacka'dan az önce bahsettik. Bugün bugün yani yaptığı her şey o kadar kıymetliydi ki sağ içindeki o azminden azmin altını çiziyor ya sen az önce. Azminden tut sayısal olarak da ortaya koyduğu performans müthişti gerçekten Granit Jacka'nın. Bugün zaten maçın adamı seçildi her ne kadar çok fazla yıldızlaşan isim olsa da maçın adımı o seçildi sergilediği performansla birlikte. E şöyle bir kadroya bakıyorum. Bu e, kadroya hani kim abilik yapar bu turnuvada diye düşünüyorum. İşte Rodriguez, hı hı. e, Şakiri ve Seferovic. Aslında ikisi bugün üzerine düşeni yaptılar. Yani Seferovic iki gol attı bu maçta. E, yani dün Pepenin yaptığını kendi ayarında yaptı. Yani yeri geldi sertlik yaptı, mücadele etti. E zaten top kapma rakamları ya da topu doğru ne kadar iyi kullandığı da ortada. Bir tane kötü friki var sonunda. O da olur yani 90+ da attı. O ateşi yakan, ya yani takımı bir arada tutan isim bence Gelinci Çakay'dı. Ki Arsenal'de de sezonuna normaline göre hiç fena sezon geçirmedi. O da biliyorsun Arsenal'le çok Arsenal'ler tarafından <laughs> çok sevilmez demeyeyim de hep bir beklenti içinde olup beklentiyi karşılamayan adam. Fazla kucaklanmamış bir isim sonuçta. Evet ta taraftarla falan da bayağı problem yaşadığı evet. dönemler olmuştu. Ama sonuç itibariyle ya 80'den sonra Fransa gibi ya son dünya şampiyonuna karşı sen 3-1'den geri geliyorsun. 3-3 yapıyorsun. Oradan çıkıyorsun. E, skoru tutuyorsun. Penaltılarda da kazanıyorsun. Yani bu gerçekten müthiş bir hikayesi içinin yazdığı çok müthiş bir hikaye ve günün sonunda şöyle bir Avrupa Şampiyonası'na bakıyorsun Doruk. Zaten Hollanda gitmiş. Hı hı. E, Fransa zaten işte bugün gitti. Ronaldo zaten yok. Ronaldo ile beraber Mbappe yani zaten az önce Fransa ile beraber gitti. E şimdi yarın İngiltere veya Almanya gidecek. İngilizler yarın ne derse bugün. şarkıyı açarlar. <laughs> ya, it's coming home çalmaya başlar diye düşünüyorum. Çünkü <laughs> e, öyle bir yol orada daha da kolay ya. Ama sonuçta işte böyle bakınca hani gidenleri çok enteresan Fazla fazla sürpriz izliyoruz yani. Biz ne diyorduk? F grubu ölüm grubu. İşte Portekiz, Almanya, Fransa. Aynen ikisi Fransa. gitti doğru söylüyorsun. <laughs> i̇kisi Girdi, yok Gidiyordu anda. yani. Gide yazdı Aynen öyle. Macar of, maçında. Oradan, oradan döndüler. döndüler. E şimdi yarın gidebilir bu arada. Almanya'da gidebilir. Yarın diyorum. Bugün yarın işte Almanya'da gidebilir yani İngiltere karşısında. Yani son oynanan maçlardan sonra gözüken İtalyanların e, ortalamanın üzerinde olduğu, İspanyol'un kendisini o ortalamanın üstü seviyeye attı. Danimarka'nın da gerçekten heyecan verici bir takım oldu. Yerinki maçlar ne olur? E, çok emin değilim ama hala İsviçre'nin olduğu taraf daha kaotik yani Belçika, İtalya, İsviçre, İspanya. Orada öyle bir durum var. Ama Petkovic'i tebrik etmek lazım. Yani gerçekten iki hamle. Çok doğru. Özellikle Mbappé'nin oyuna koyduğu enerji e, işleri biraz değiştiren noktalardan biriydi. O zaman turnuva ağacımızı görelim. Hazır sen şu taraf bu taraf demişken Tabii. ekranı da gelirse. Böylelikle Görmüş olduk turnuva ağacımızı da. E tabi burada Çek Danimarka ikilisinden biri yeri final oynayacak ama oradan bir İsveç Ukrayna geliyor. Garip bir yeri final de olabilir. Atıyorum e, İsveç Çek yeri finali falan da izleyebiliriz. Bu taraf her şeye gebe e, diğer taraf <laughs> Kurtlar sofrası. Peki ellerimize bakalım mı? Tabi görelim. Günün enleri. Ya bunu zaten çok zorlandık yani seçerken çünkü o kadar fazla günün eni vardı ki. Ama günün takımı tabii ki İsviçre oldu. Ee, günün futbolcusu yapmış olduğu kurtarışla penaltı, Kembab'inin penaltısını kurtardı. Yan Sömer tabii ki ve günün teknik direktörü de Didier Deschamps. Ama tabii ki tersten. <laughs> Tersdeni bir, bir kere daha kullanmış. Kimi evet. kullandık hatırlamıyorum şu ee, an. Yani. Ben de hatırlamıyorum. Yine, Yine e, bu, bir baba teknik hocalardan direktör birine. Tabii tabii teknik direktörde. Aynen. Neymar'ın Santos'un Santos Almanya hazırlık e, <laughs> nefis seyrine koymuştuk onu. Hiç okuyamamasına. Ya, ya hiç, yani, go çözüm bulamamasına. Donup kalmasına. <laughs> evet. e, Orsiç'i de koyabilirdik. Evet, Orsiç'i koyabilirdik. Ama şimdi orada şunu biz teraziye koyduk. Sonuçta Hırvatistan elendi, İsviçre Hı -hı. geriden geldi ve kazandı. İsviçre'ye kadar zaten Orşiç günün en öne çıkan oyuncusuydu yani. Olmo da işi değiştirdi. Evet. Seferovic'in de iki golü vardı Benzema'nın da tamam. ama e, aklında kim ki kalıyor? Yapsın. Hoşç. Ki o kadar kaos bir günde yani. Ee, o yüzden Somer son penaltıyla. Yıldızlaştı. Eliniyorum. Peki bakalım bugünle ilgili tahminlerimizde neler var? Ayrılıyor muyuz sevgili Dorukçuğumla yoksa? <laughs> Sanki ayrılıyoruz ya. Ayrılacağız gibi görünüyor. İngiltere Almanya'ya ben ee, Almanya dedim. Ben İngiltere diyorum. İsveç Ukrayna'ya İsveç dedim. Aynen İsveç Ukrayna'nın şansını şu an bir tık ben daha de değil mi İngiltere Almanya maçı? Wembley'de. aynen. Sadece galiba İngilizler son 16'yı ev sahipleri arasında kendisi aslında oynuyor. Ben bunu da düşündüm yani acaba hangisi daha kötü diye. Yani <laughs> teknik direktör teknik direktör performansı olarak söylüyorum ama Southgate'in biraz daha kötü olacağını. Çünkü kendi evinde belki normalde bu bir avantaj gibi görünüyor ama baskıyı çok fazla hissediyor. Yani çok fazla eleştirildiği için Southgate ülkesinde onun baskısı da bence fazla olacak ve yine yanlış tercihlerle maça damga vuracak gibi geliyor bana. Ama o yüzden yerin, Almanya dedim. Yarın muhtemelen farklı bir formasyonla çıkıyor diyorlar. Yani bir üçlü savunmayla o Almanların... Etkisi altında kaldı mı diyorsun taraftarın ve basının? Yok <laughs> Yo, ben biraz mantıklı davranacak gibi diyorum. Yani işte... Sant <laughs> ama öyle elinde bu B planı varsa o e, koçlarını durdurmak için ekstra bir savunmacıyı oraya koyacak diye yazılıyor. Ben de bunun alt metninin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi beklenen o da yapacak mı işte zaten oradaki büyük sorunu evet, galiba. Evet yapacak mı? Peki o zaman noktalayalım. Çok süremizi açtık bugün ama o kadar çok konuşacak şey vardı ki hala da bıraksanız konuşuruz muhtemelen sabah kadar. 6 saat maç oynandı yani zaten. Evet, yani evet aynen öyle. O kadar çok detay vardı ki atladığımız şeyler de vardır muhakkak ama diğer programlar içerisinde de geriye dönüp zaten bakıyoruz. Onları da değerlendiririz. Ağzına sağlık. Bakalım Seninle. tahminlerimiz tutacak mı? Noktalayacağız şimdilik ama tabii ki yarın görüşmek üzere diyerek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.